Sandıkların kaldırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir kararıdır. Bizim tavrımız ta başından belliydi. Kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıklara karşıyız. Ama bizim getirilen düzenlemeye itirazlarımız oldu. Bugün diyelim ki herhangi bir milletvekili terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptı. Bugün herhangi bir milletvekili ihaleye fesat karıştırdı. Bugün herhangi bir milletvekili yolsuzluk yaptı. Onun dokunulmazlığı var arkadaşlar. Ona kimse dokunamıyor. Dün dokunuyorlardı ama bugün dokunamıyorlar. Niçin? Çünkü yasa düne kadardı. Bugünden itibaren yeni bir gün başladı. Eğer dokunulmazlık kalkacaksa neden illa kürsü dokunulmazlığı diyoruz? Bundan sonra niye dokunmuyorsun? Hangi gerekçeyle dokunmuyorsun? Eğer terör olayı bu kadar ciddiyse niye sınırlama getiriyorsun? Niye tarih sınırlaması getiriyorsun? Tam bir aldatmaca değerli arkadaşlarım. Tam bir aldatmaca. Bu dokunulmazlık yasasını niçin çıkardılar? Terörle mücadele için çıkarıyoruz dediler. Terörü bitireceğiz dediler. Buraya yazıyorum. 21 Mayıs 2016. Göreceğiz. Terörü bitirecekler mi, bitirmeyecekler mi? Bu yasayla terör bitecek mi, bitmeyecek mi? Hep beraber soracağız. Her gün soracağız. Anayasayı bile değiştirdiniz. Terörü bitireceğiz diye. Buyurun bitirin. Ve önlerinde ne engel var şimdi? Merak ediyorum. Ne engel var terörü bitirmek için? Parlamentoda çoğunluğunuz var. Vali sizin valiniz. Kaymakam sizin kaymakamınız. Emniyet sizin emniyetiniz. Jandarma sizin jandarmanız. Ordu sizin ordunuz. Buyurun terörü bitirin. Niye bitirmiyorlar terörü? Hangi gerekçeyle sonlandıramıyorlar? Bunu hep beraber soracağız değerli arkadaşlarım. Söyledim, yine söylüyorum. Gelen her şehit cenazesinin kanı bunların yakalarındadır.